ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Ülke ekonomisi vallahi şu an nasıl diyeyim ben sana? Girdi maliyetleri yüksek olursa bu şekilde çok zor abicim. Düşmez. Mazottur, gübredir, ilaçtır, biraz üretime destek olacaklar. Develi Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan faaliyetlerden memnun musunuz? Başkanımız dört dörtlük biri. Seçilebilecek en mükemmel insan. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz? Ya Develi'ye ne olabilir ki kardeşim ya? En büyük eksik ne Develi'de size göre? Develi'deki en büyük eksik bence sulama sorunumuz var. Sulama sorunumuz var. Yani nasıl söyleyeyim, geçmiş dönemlerdeki bizim bağcılık, bahçecilik yaptığımız yerler şu an kurumaya mahkum edildi. Betonlaşma oluyor ya. Üzülüyoruz biz de bunlara. Peki, teşekkür ederiz. Belki yani şey yiyemeyiz. Betonu yiyemeyiz ama gıdasız yaşayamayız kardeşim. Allah'ım. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi. Çok iyi. Bundan iyisi can sağlığı. Develi Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? O da çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz belediye tarafından? Böyle devam. Devam. Böyle. Teşekkür devam. Ederiz. Çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Biraz sıkıntılı ama geçecek. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Vallahi bakliyatta herhangi bir sıkıntı yok. Fiyatlar normal yani. Abartılı fiyatımız yok. Ama yeni çıkacak ürünlerde biraz yükselme olur yani. Bekliyoruz yani fiyatlarda. Develi Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Yapılan faaliyetlerden memnun musunuz? Başkanımızdan çok memnunuz. Allah için. Çok güzel. Size göre Develi'deki en büyük eksik ne? Ne görmek istersiniz? Vallahi sosyal açıdan pek bir şey yok yani. Yani sosyal aktif hiçbir şey yok. Sıfır yani. Peki, teşekkür ederim. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi düşünecek bir şey yok. Biz önce kendimizi düşünüyoruz. Ülke ekonomisi hakkında ne? Ekonomiye zaten bizim yapacağımız bir şey yok. Biz şimdi orta halli çiftçiyiz. Bir gübre 2,5 lira. Mazot 40 lira. Ondan sonra ilaç dersen fırları tavan yaptı. Bizim yapacağımız ancak kendi ekonomimize şu kadar katkıda bulunursak o. Develi Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan faaliyetlerden memnun musunuz? Yahyalıyım ben. Peki Develi'yi nasıl buluyorsunuz? Vallahi bizim ne bulduğumuz önemli değil. Bunu satarsak o zaman konuşalım sizinle. Yahyalı Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Ya şimdi memnun olmayacak bir şey yok. Ne görmek istersiniz? Sizce Yahyalı'daki en büyük eksik nedir? Bizim Yahyalı'daki en büyük eksikliğimiz bir pazar yerimiz. Pazar yerimiz dağın dibine sokuldu. Yapacak bir şey yok yani. Bunu oradan vatandaş istediği gibi satamıyor. Ondan sonra yerleşim biraz zaten şeyli. İstenilen düzeyde değil. Peki, çok teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Biraz sıkıntılı ama geçecek. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Vallahi bakliyatta herhangi bir sıkıntı yok. Fiyatlar normal yani. Abartılı fiyatımız yok. Ama yeni çıkacak ürünlerde biraz yükselme olur yani. Bekliyoruz yani fiyatlarda. Develi Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Yapılan faaliyetlerden memnun musunuz? Başkanımızdan çok memnunuz. Allah için. Çok güzel. Size göre Develi'deki en büyük eksik ne? Ne görmek istersiniz? Vallahi sosyal açıdan pek bir şey yok yani. Yani sosyal aktif hiçbir şey yok, sıfır yani. Peki, teşekkür ederim. Hakkında ne düşünüyorsun? Ülke ekonomisini sen daha iyi biliyorsun herhalde. Biliyor ama halk vatandaşın söylemesi. 10 lira ama 100 lira oldu. Olay bu. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Her şey. Mazot, akaryakıt, enerji. Develi Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Belediyeden çok memnunuz. Belediye ne yapsın? Belediye. Develi'de sizce ne eksik? Ne görmek isterdiniz? Develi'de ne göreceğiz? Daha ne iyisin? Develi Belediyesi yapacağı bir şey yok. Teşekkür ederiz. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben burada İstanbul'da yaşıyorum. Ben buraya ev yaptırıyorum, tamam mı? Büyükşehir Belediyesi bak ne güzel şey yaptı. Asfalt attı. Çok teşekkür ederiz yani. Mühendik yokmuş. Develi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz faaliyetlerden? O da mükemmel bir adamdır. Tamam mı? O da iyi bir insan. Rica ederim canım. Vallahi ben Develi'nin her şeyinden memnunum. İnsanları da iyi. Ortamı da güzel. Her şey güzel. Şu anda şey yok. Fiyatlara da bakabilirsiniz. 20 liraya şeftali. 12 liraya domates var. 20 liraya şeftali var. 25 liraya üzüm var. Şu anda fiyatlar bayağı düşmüş gibi görünüyor ama Develi Belediyesi'nden tek bir şikayetim var. Yolları güzel değil. Yollarında çok boşluklar var. Araba kullandığımız için çok tekerlerimiz patlıyor. Tek şikayetim bu. Yoksa sevecenliği, insanlığı gayet mütevazi bir insan. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Aşağıverek Mahallesi'nde yaşıyorum. Bulunduğunuz bölgedeki faaliyetlerden memnun musunuz? Ne görmek istersiniz peki? Yani ne görmek isterik? Ben sadece diyorum işte ne görmek isterik? Güzel, Aşağıverek'te oturuyorum. Görebileceğim her şeyi görüyorum. Güzel, hayat güzel.
Ama sadece Develi Belediyesi'nden yollara biraz daha dikkat etmesini, titizlik göstermesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Teşekkür ederiz. Bu hakkında ne düşünüyorsun? Görüyorsun hocam ülkeyi. Ülkeyi görüyorsun. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Memnun musunuz, değil misiniz? Vallahi biz memnun olsak ne olacak, memnun olmasak ne olacak? Pazar pahalı ama inşallah iyiye gider. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Ürünlerin hepsi aynı hocam. 25'ten aşağı bir şey yok ki. Develi Belediye Başkanı nasıl buluyorsunuz? Yapılan faaliyetlerden memnun musunuz? İnşallah biraz daha çalışması lazım onun. Peki sizce Develi'deki en büyük eksik nedir? Şey yani çevre düzenlemesi pek düzensiz. Peki, teşekkür ederiz. Normal karşılıyoruz. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Şu anda normal karşılıyoruz yani. Öyle de bir biraz zamlar vardır yani. Develi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Çok memnunuz. Mükemmel. Şu köydeki hizmete başta muhtar olmak ola başta başkanımıza teşekkür ediyoruz şu hizmetlerden dolayı. Peki size göre Develi'deki en büyük eksik ne görmek istersiniz? Şu an dışarıda olduğumuzdan için pek bilgimiz yok ama köyümüzden çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomiyi öldürdü devlet. Batırdı. Ekonomiyi öldürdü, batırdı ekonomiyi. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz şey nedir? En çok ortalığın pahalılığı, daha şikayet mi kaldı yavrum? Bu ne pahalılık böyle? Bitti, tükendi Türkiye, kalmadı. Bitti, gitti Türkiye. Develi Belediyesi nasıl buluyorsunuz? Belediyeye bir şey demiyorum da yalnız Tayyip şeyden sonra ortalığı çok pahalandırdı. Çok çok. Peki söz ne verdi, ucuzlatacağım diye söz verdi. Ortalık başını aldı gitti, millet geçinemiyor. Peki size göre... Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha görüyor, yerimiz de alamıyor. Bak, bak. Peki, Develi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Develi Belediyesi yapacağını yapıyor, çalışıyor da. Size göre en büyük eksik nedir Develi'de? İşsizlik. Ya Develi'de işsizlik var ya. Bizim Develi'nin işsizliği... Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Bahçebaşı. Bahçebaşı mahallesinde ne görmek istersiniz? Memnun olmadığınız bir faaliyet var mı? Hiç olmazsa sivrisinekle ilaçlama olsun. Bir de vallahi ne bileyim, ben bilmem öyle bir şey. Yaşam standartlarından memnun değil misin? Hiç de memnun değilim kurbanım. Her şey pahalı. Neyden şikayetçisiniz? Her şeyden şikayetçiyim. Develi Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Hiç de hani ne bileyim, vallahi ben bilmiyorum ne yaptığını. Çıkmam ben öyle bir kapıya şeye. Develi'de sizce en büyük eksik nedir? Yüklüyüm. He, ben sindelikliyim, bilmiyorum. Teşekkür ederiz.